Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda farklı bir içerikle karşınızdayım. Yorumlarınızın hepsini okuyorum ve olabildiğince hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarda birçok kişi YouTube ile ilgili de sorular sormakta. Ben de bu yorumlardan yola çıkarak YouTube videolarınıza çok basit ve çok kolay bir şekilde istediğiniz dilde altyazı nasıl ekleyebilirsiniz bunu göstereceğim. İşitme engelli dostlarımızın videolarımızı, içeriklerimizi daha rahat izleyebilmelerini ve daha rahat anlayabilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca YouTube videolarımıza Türkçe altyazı eklememiz videomuzun ön plana çıkmasında büyük bir etkendir. Eklediğimiz altyazılar etiket görevi gördüğü için YouTube algoritmasının videomuzun konusunu daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde videolarınız önerilenlere çıkma olasılığı bir tık daha artacaktır. Bu sebeple YouTube videolarınıza Türkçe altyazı eklemenizi mutlaka ve mutlaka öneririm. Şimdi lafı fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Evet arkadaşlar, öncelikle YouTube kanalınızda paylaşacağınız videoyu upload ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben OBS Studio'da web kamerası ve oyun ayrı ayrı nasıl kaydedilir videomu upload ettim ve planladım. Daha sonrasında ben bu videoya altyazı eklemek için buradan seçenekler kısmından indire tıklıyorum ve bu videoyu buradan indiriyorum. YouTube Studio'dan indirmemizin sebebi şu: normal şartlarda benim bu videom 1 GB fakat gördüğünüz gibi bu videoyu YouTube Studio'dan ben 31 MB olarak indiriyorum. Bunun sebebi de YouTube'un bu videoyu download ettiğimizde 720p olarak download etmesi ve biz bu videoyu YouTube'a upload ettiğimizde belirli bir oranda video boyutunun sıkıştırılmasından kaynaklı olan bir şey bu. Sonrasında indirdiğimiz bu klasörü ben şöyle masaüstüme alıyorum yine her zamanki gibi ve benim stüdyoyla şu anlık işim bitti ve aşağıya atıyorum. Benim şimdi bu indirdiğim videoyu WAV formatına çevirmem gerekiyor. Bunun için Google'a MP4 to WAV yazarak da herhangi bir siteden bunu çevirebilirsiniz. Benim kullanacağım site MP4 WAV diye bir site. Ben buraya direkt tutuyorum ve videomu atıyorum. Gördüğünüz gibi upload etmeye başlıyor ve ben buradan WAV'ı seçtim ve buradan dönüştür diyorum. Gördüğünüz gibi videomu yüklemeye başladı. Videom upload oldu. Şu anda dönüştürme işlemini yapıyor. Ve bitti. Gördüğünüz gibi hemen sağdaki indirme butonundan indirmeye tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi WAV dosyası olarak videom iniyor. WAV dosyamda indiğine göre hemen WAV dosyamı da ben masa üstüne alıyorum. Ve burayla da işim bittiği için kapatıyorum. Şimdi benim yapmam gereken şey şu: benim videodaki konuşmalarımı otomatik olarak yazıya dönüştürecek bir şey bulmam gerekiyor. Bunun için de Microsoft'un Azure isimli platformunu kullanacağız. Siteye giriş sağlayıp aşağıya indiğimizde gördüğünüz gibi burada dosyayı karşıya yükle kısmı var. Ben buraya tıklıyorum ve buradan masa üstünü seçip demin indirdiğim WAV dosyasını seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum ve otomatik olarak seste geçen bütün konuşmaları yazıya döküyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ses tanımlamayı tamamen gerçekleştirdik. Ama burada şunu unutmayın ki tamamen %100 doğru bir çeviri sağlamıyor. Mutlaka üstünden bir göz atıp teyit etmeniz gerekecektir. Bunun için de önerim Google Drive'dan boş bir klasör açmanız. Gördüğünüz gibi Google dokümanlara giriş sağlıyorum ve buradan boş yazana tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi boş bir sayfa açıldı önüme. Microsoft Azure'a geliyorum ve burada bütün yazıyı kopyalıyorum ve doküman kısmına gelip yapıştırıyorum. Şimdi ben bu yazıyı bir düzenleyeyim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, metnimi düzenledim. Metnimi düzenlemem aşağı yukarı 3 dakika 4 dakika kadar sürdü. Şimdi yapmamız gereken en önemli kısma geldik. Öncelikli olarak upload ettiğimiz videoya giriş sağlıyoruz. Ve gördüğünüz gibi sol tarafta altyazılar kısmına geliyoruz. Yazıyı ve sesi YouTube'da otomatik olarak senkronize edebilmek için İngilizce olarak yapmamız gerekiyor. Çünkü YouTube'da Türkçe ses algılama özelliği ne yazık ki yok. Şimdi otomatik senkronizasyon yapmamız için yapmamız gerekenler: hemen buradan dil ekle diyoruz ve buradan İngilizceyi seçiyoruz. Sonrasında altyazılar kısmına ekle diyoruz ve burada otomatik senkronizasyonu tıklıyoruz ve sonra düzenlediğimiz dosyayı buradan kopyalıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Burada yapmamız gereken şey ise zamanlama ata demek.
ve kaydet ve kapat diyoruz. Sonrasında gördüğünüz gibi otomatik olarak zamanlamalar oluşturuluyor. Bu zamanlamanın oluşturulması videonuzun uzunluğuna bağlı olarak 3 dakika ile 10 dakika arası sürmekte. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aşağı yukarı 1 dakika 15 saniye civarı sürdü. Sonrasında buradan tekrar düzenleye tıklıyorum ve gördüğünüz gibi konuşmama göre saniye saniye seslerimi senkronize etti. Ama bunun için yine üzerinden bir kontrol etmenizi öneririm. Mesela şöyle başlayalım. Çok kısık bir şekilde açayım ben videoyu. Şu an senkronizasyon tamam gibi. Mesela orada 1 saniyelik bir fark var. Bakın şurada diyorum. Bunu da şöyle yapıyoruz. Mesela şöyle geldiğimizde gördüğünüz gibi bunu kısaltabiliyorum. Ve bunu da şu şekilde burayla birleştirdiğimde gördüğünüz gibi senkronizasyon oturmuş oldu. Gayet senkron bir şekilde olmuş. Bir problem yok. Şimdi yapmam gereken şey şu. Sağ üst tarafta gördüğünüz 3 noktaya tıklıyorum ve buradan alt yazıları indir diyorum. Captions.sbv dosyası olarak indirdi. Hemen bu dosyamı ben şu şekilde yine masa üstüme alıyorum. SBV dosyasının özelliği şu. Dakika ve saniye damgalı bir şekilde indirmiş oluyor. Yani senkron bir alt yazıyı indirmiş oluyor. Şimdi bunu Türkçe diline nasıl entegre edeceğiz, buna bakalım. Buradan çıkış yapıyorum. Taslağı kaydet diyorum. Çok önemli değil. Sonrasında İngilizceyi buradan 3 noktaya tıklayarak siliyorum. Alt yazıyı sil diyorum. Sonrasında Türkçe kısmına geliyorum ve alt yazı ekle diyorum. Daha sonrasında burada dosya yükle kısmına tıklıyorum. Buradan zaten otomatik olarak zamanlama ileye devam diyorum. Ve indirdiğimiz Captions SBV dosyasına çift tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi yaptığım düzenlemelerle birlikte alt yazılarım buraya da gelmiş oluyor. Bunu da yayınla diyorum. Sıra geldi son aşamamıza. Mesela siz İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca da eklemek istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gerekenler bir bakalım. Subtitletranslator.com sitesine giriş sağlıyoruz. Burada upload'a tıklıyorum ve biraz önce YouTube'dan indirmiş olduğum captions.sbv klasörüne çift tıklıyorum. Ve buradan next diyorum. Robot olmadığımı kanıtlayayım. Şurada da bir trafik ışığı var. Evet, gördüğünüz gibi robot olmadığımı çok güzel bir şekilde kanıtladım. Burada dil seçiyoruz. Mesela ben İngilizce eklemek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi İngilizce'ye tıklıyorum. Translate diyorum. Gelen ekrandan accept tıklıyorum ve gördüğünüz gibi captions'ımız, yani alt yazılarımız otomatik olarak İngilizceye çevriliyor. Buradan tekrar next diyorum ve buradan download'a tıklıyorum. Şu alt tarafta no thanks, I don't want to support, just take me to download diyor. Yani herhangi bir para ödemeden ücretsiz indirmek istiyorum diyorsunuz ve tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi zip dosyası olarak iniyor. Daha sonrasında bunu ben masa üstüne alıyorum ve masa üstünde klasöre çıkartıyorum. Şimdi tekrar buraya geliyorum ve dil ekle diyorum. Buradan da İngilizceyi seçiyorum. Alt yazılara ekle diyorum. Dosya yükle diyorum zamanlama ile. Hemen demin açtığımız subtitle klasörüne çift tıklıyorum ve İngilizce olarak da alt yazımı eklemiş oluyorum ve yayınla diyorum. Eğer isterseniz başlık ve açıklamalarınızı da Google Translate ile aktarabilirsiniz. Başlık ve açıklama kısmına ekle diyorum. Buradan da yayınla dediğimde gördüğünüz gibi başlık ve açıklama kısmını da İngilizce olarak yayınlamış oldu. Diğer dillere çevirmenizin şöyle bir avantajı var. Başlık ve açıklamayı da çevirirseniz eğer, başka ülkelerde aramalara çıktığınızda o insanlar sizin İngilizce altyazınız ve İngilizce açıklamanız ve İngilizce başlığınız olduğu için sizleri izlemeyi tercih edebilecektir. Bu yüzden İngilizce, Almanca gibi ana dillerde de eklerseniz sizin faydanıza olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi istediğiniz dilde altyazı eklemek aslında çok kolay. Aşağı yukarı 15 dakika kadar sürüyor ve gerçekten bu 15 dakika vakit harcamanıza rağmen çok kaliteli bir içerik çıkartmış oluyorsunuz. Aynı zamanda işitme engelli arkadaşlarımıza da altyazı hizmeti sağlayarak sosyal görevinizi de tamamlamış oluyorsunuz.
İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşça kalın.